Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber DJI'nin aksiyon kamerası Action 2'yi inceleyeceğiz. DJI'nin kamera tarafında zaten ürettiklerinin bir hayli başarılı olduğunu biliyoruz. Örneğin işte drone tarafında olsun, gimbal tarafında olsun ya da aksiyon kameraları tarafında olsun DJI zaten rakipsiz bir marka olarak anılıyor. Tamam, fiyatı belki piyasadaki diğer markalara göre bir tık daha pahalı olabilir ama hem aksiyon kamerası tarafında hem de medya sektöründe yapabileceğiniz neredeyse her alanda ürettiği cihazlarıyla zaten başarısından dolayı adından sıkça söz ediliyor. Yakın zamanda piyasaya sürdüğü DJI Action 2 modeli de yine bu alanda başarılı olarak tabir edebileceğimiz bir model olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki diğer aksiyon kameralarından biraz daha farklı bir yapısı var. Nedir bu diye soracak olursanız modüler bir yapıya sahip. Kamera aslında bu kadar küçük, bir avuç içime sığacak kadar küçük bir kamera karşımıza çıkıyor. Fakat bununla beraber farklı eklentiler gelebiliyor. Örneğin bize gelen pakette gördüğünüz üzere ön tarafında bir ekranı olan bir parça geldi. Bu parça sayesinde bu kameradan çekim yaparken kendimizi rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii ki bunun farklı işlevleri de var. Örneğin bunu taktıktan sonra çekim süreniz uzuyor. Yani bu ekstradan hem batarya olarak hem de kendinizi görebileceğiniz bir ekran olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bununla beraber DJI yine bu modelle birlikte sattığı farklı eklentileri de var. Makro lens eklentisi olsun veya ultra geniş açı eklentisi olsun. Hani zaten bu cihazda ultra geniş açı özelliği var. Fakat farklı eklentilerle de Action 2 cihazınızı geliştirebiliyorsunuz. Fakat bize gelen modelde yalnızca hem şarj hem de kendinizi görebilmeniz için bir ekran olan bir eklenti geldi. Cihazın ilk olarak tasarım detaylarını incelediğimizde eklentisiyle beraber değerlendirdiğimiz zaman ön tarafında kamerası, arka tarafında da ekranı bulunuyor. Bu ekranın üst tarafında açma kapama tuşu bulunurken yine ön ve arka tarafında ufak tefek mikrofonlar var. Tabii ki çekim yaparken ön tarafından ya da arka tarafından ses gelince bunu da rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Yani diyelim ki siz ön tarafta odakladığınız bir objeyi çekiyorsunuz ve oradan ses geliyor. DJI arka taraftaki sesleri almıyor. Yalnızca odaklanan objeden gelen sesleri alabiliyor. Diğer mikrofonları iptal ediyor. Alt tarafında bulunan ekran ise sizin kendinizi çekerken görmenizi sağlıyor. Bu da vlog tarafında kendinizi rahatlıkla çekerken görebileceğiniz anlamına geliyor. Aynı zamanda bu eklentide microSD kart yuvası bulunuyor. 256 GB'a kadar desteklenebilir. Bunun yanı sıra USB-C girişinde olduğunu belirtelim. Bu USB-C giriş sayesinde de şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerinizi aktarabilirsiniz. Çünkü cihazın kendi içerisinde 32 GB'lık bir dahili depolama alanı bulunuyor. Bu dahili depolama alanına da herhangi bir SD kart takmadan çekimler yapabilirsiniz. İsterseniz biraz da kutu içeriğine geçelim. Kutu içeriğinde sizin mobil olarak çekim yapmanızı sağlayan birçok eklenti çıkıyor. Örneğin bu boynunuza asabileceğiniz bir eklenti. Bu eklentiyi boynunuza astığınız takdirde şu şekilde tişörtünüzün içine koyduğunuz zaman bu eklentiyi de DJI Action 2'nin kamerasına zaten direkt görüyorsunuz yapışıyor. Taktığınız zaman direkt tişörtünüzün içine yapıştırabilirsiniz. Yani bu ne anlama geliyor? Bir çekim yapacaksınız. Direkt bu şekilde vücudunuza yapıştırarak rahatlıkla çekim yapabilirsiniz. Bu şekilde taktığımız zaman rahatlıkla hani diyelim ki aniden bir çekime başlayacaksınız. Bunu zaten her türlü tişörtünüzün içinde takılı olarak gezebilirsiniz. Ondan sonra bir çekime başlayacağınız zaman hani POV dediğimiz first person bakış açısına sahip bir video çekeceğiniz zaman direkt buraya yapıştırarak tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor. Düşebilir. Neden diye sormayın. Az önce böyle bir şey yaşadığımdan değil asla. Düşebilir. Dikkat edin. Gördüğünüz gibi rahatlıkla çekimi yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bununla beraber kutu içeriğinde farklı eklentileri de var. Örneğin bir tripoda takabilmek için bir eklentiniz var. Tabii ki bu cihaz zaten modüler bir yapıya sahip olduğu için tripod yuvasına da rahatlıkla bu şekilde yapışabiliyor. Yani bunun yanında kullanabileceğiniz eklentiler zaten cihaza uyumlu olduğu için çok kolay bir şekilde yapıştırabilirsiniz. Hem içindeki mıknatısı hem de buradaki dişleri sayesinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Cihazın modüler yapısından bahsettik, tasarımından bahsettik. Dilerseniz geçelim teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz.
DJI Action 2 Dual Screen Combo paket çok yönlü manyetik tasarım ile geliyor. Taşınabilir ve giyilebilir yapıya sahip olan modelin 4K 120fps çekim kalitesine sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca süper geniş modu ve ultra sabit modu da bulunuyor. 10 metreye kadar su geçirmez moda sahip olan cihaz yapay zeka sayesinde farklı ortamlarda farklı sahne tasarımlarıyla otomatik olarak karşımıza çıkıyor. Maksimum diyafram aralığı f2.8 olan optiğimiz 155 derecelik geniş açılı bir sensör ile geliyor. 8K çözünürlüğünde 60 fps'e kadar çekim yapabilen modelin 4K'da da 120 fps'e kadar çekim yapabildiğini belirtelim. Ama tabii 8K'da video çerçevesinde biraz daha daralma oluyor. Yani eğer 1080p'de geniş açılı bir video çekebiliyorsanız ama 8K'ya geldiğiniz zaman bu bayağı bir daralabiliyor. Yani Action 2 modeli bu videoyu çekebilmek için kenarlardan bayağı bir kropluyor. Şimdi cihazın çekim tarafında başarılı olduğunu söyledik. Diyafram açıklığı iyi, düşük ışıkta yine beklendiği kadar performansı olmasa da çekimlerini yine benzer fiyata sahip aksiyon kameralarına göre iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü genel olarak aksiyon kamerası modelleri yüksek ışıkta çekmeye müsait modeller. Yani genellikle gece çekimleri zaten iyi değil ama DJI Action 2 modeli düşük ışıkta bile yine diğer aksiyon kameralarından bir tık daha iyi bir performans sergilemiş. Tabii büyük bir video kamera performansı beklememek lazım. Fakat yüksek ışıkta sergilediği performansın tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Tabii kağıt üzerinde veriler çok güzel. Peki bu kameranın bize sunduğu performans nasıl? Dilerseniz fotoğraf ve video tarafında çektiğimiz örneklerle sizleri baş başa bırakalım. Evet arkadaşlar, şu anda beni DJI Action 2 modelinin kamerasından görüyorsunuz. 4K 60 fps'te çekim yapabildiğini zaten belirtmiştik. Şu anda da 4K görüyorsunuz. Ters ışıktayız biraz ama ona rağmen yüzümüz aydınlık bir şekilde gözüküyor. Buradaki ekranından da rahat bir şekilde kendimi görebiliyorum. Ses performansı da bu şekilde, yani mikrofonun da iyi veya kötü olduğuna siz karar verin. Şu anda bu videoyu yürüyerek çekiyorum arkadaşlar. Hani bir sarsıntı önleme tarafında size nasıl bir performans sunuyor, bunu bir görmenizi istiyorum. Hatta biraz daha hızlanayım, biraz daha sallanarak yürüyeyim. Bakalım DJI Action 2 modeli bu tarafta bize nasıl bir performans sunacak. Sıra geldi yazılım tarafına. DJI Mimo uygulamasından hem Android hem de iOS platformunda rahatlıkla DJI Action 2 uygulamasına erişebiliyorsunuz. Wi-Fi üzerinden paylaşım açıyorsunuz telefonunuzda ve telefonunuzdan bu paylaşımı açtığınızda cihazınızı direkt rahatlıkla görebilir ve bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Bu bağlantıyı sağladığınız takdirde kameranızdan çektiğiniz görüntüleri anlık olarak telefonunuzdan düzenleyebilirsiniz. Örneğin 1080p modundadır veya video modundadır. Siz bunu fotoğraf moduna alabilirsiniz. Lensi geniş açıya çekebilirsiniz. Yani bütün düzenlemeleri sanki bu aksiyon kamerasını kullanıyormuş gibi telefonunuzdan yönlendirebilirsiniz.
Ayrıca kameranızda çektiğiniz video ve fotoğrafları telefonunuza hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Wi-Fi 5 teknolojisine sahip olan bir model olduğu için bu işlemlerin hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Yani siz 4K'da bir video çekseniz çok hızlı bir şekilde telefonunuza aktarabilirsiniz. Bu yüzden DJI Mimo uygulamasında kullanılabilirlik tarafında tam not aldığını söyleyebiliriz. Cihazı açtığımızda ilk olarak kameranın olduğu ekranın bizleri karşıladığını görmekteyiz. Ana kamera direkt açıldığı zaman pozlama değerlerini ayarlayabileceğiniz, bununla beraber mikrofonla alakalı ayarları yapabileceğiniz bir sekme çıkıyor. Alt taraftan kaydırdığımız zaman çözünürlük ve FPS değerlerini ayarlayabiliyorsunuz. DJI'nin bu modelde sunduğu ve en çok ilgi gören modu ise Rocksteady modu. Bu Rocksteady modu sayesinde koşarken bile video çekseniz hiçbir şekilde sarsıntı olmadan rahatlıkla stabilize bir videoya ulaşabiliyorsunuz. Bu yüzden DJI'nin bu konuda zaten gimbal'larından ne kadar başarılı olduğunu biliyorduk. Action 2 modelinde de yine video stabilizasyon tarafında başarılı bir iş sergilediğini söyleyebiliriz. Çözünürlük tarafını kapatıp sol taraftan kaydırdığımızda ise fotoğraf ve video modları arasında geçiş yaptığımızı görmekteyiz. Bununla beraber çektiğimiz video ve fotoğraflarda yine buradaki menüden ulaşabilirsiniz. Üst taraftan kaydırdığımızda ise ekran kilitleme, hafıza kartıyla alakalı ayarlar, sesli komut ve ekran parlaklığı gibi cihaz içerisindeki ayarlara bakabiliyorsunuz. Peki kameradan çekim yaparken kendimizi görebilmek için ne yapmamız gerekiyor? Kamerayı kendimize çevirdiğimizde bu lens altında bulunan ekranın kilitli olduğunu görmekteyiz. Zaten ekranı kaydırdığımız zaman otomatik olarak burada kilidi açabileceğimiz gözüküyor. Bu kilidi açtığımız zaman da rahatlıkla kendimizi çekebiliriz. Bu da vlog çekimi gibi olaylar için düşünülmüş bir özellik. Bunun da başarılı olduğunu söyleyelim. Şimdi gelelim kullanım deneyimi tarafına. Yaklaşık bir aylık bir kullanım deneyimim oldu. Her alanda kullandım. Yüksek ışıkta kullandım, düşük ışıkta kullandım. Zaten çekilen fotoğraf ve videolardan da görmüşsünüzdür. Pil tarafında zaten beklentilerin üstünde. Fakat ben microSD kart takmadığım için depolama alanı sürekli doldu. Hani bir o konuda sıkıntı yaşadım. Dahili depolaması biraz daha fazla olsaydı daha iyi olurdu. Ama zaten görüntü aktarımı konusunda microSD kart daha iyi olacaktır. Hani siz eğer kullanacaksanız microSD kart ile kullanmanızı öneriyorum. Fiyat tarafına bakacak olursak farklı sitelere bağlı olarak 8000 TL'lik bir fiyat etiketi karşımıza çıkıyor. Tabii farklı sitelerde 9000 TL oluyor, 8000 TL'nin altına düştü oluyor. Bu yüzden eğer almayı düşünüyorsanız farklı sitelerde göz atmanızı öneririz. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videomuzda sizler için DJI Action 2 aksiyon kamerası modelini inceledik. Modüler bir kamera. Cihazın uzun süreli kullanımında beni en çok etkileyen tarafı ise alt tarafındaki mıknatısı olmuştu. Hani herhangi bir metal yere rahatlıkla koyduğum zaman kendimi çekebiliyorum. Bunun için başkasına hani kendimi çektirmeme bile gerek kalmıyor. Örneğin bir metale sabitleyip uzun bir yola yürüyorum, geri koşuyorum. Hani rahatlıkla çekimi tek başıma yapabiliyorum. Bu konuda da alt tarafında bulunan mıknatısın metal yüzeylerde kullanılabilme tarafında başarılı olduğunu söyleyelim. Evet arkadaşlar, bu videoda sizler için DJI Action 2 aksiyon kamerası modelini inceledik. Fiyatına baktığımızda diğer aksiyon kameralarından bir tık daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Tabii söz konusu modelden biraz daha ucuz aksiyon kameraları da var. Ama performans tarafında DJI Action 2'nin bir adım daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde farklı incelemeler ile karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.